جبري بي ماسكي كو كورتينينا تاو دولتا و ها وها اندستراليزما دولتا نتاوى دزينية تاخدا نتاوى پرست زايان پرست مجارة ناسيوني براستي جي مجارة كي كركورة يعني افسه ساله لسر كردا هم دهلا چاندي دا هم دهلا سياسي دا هم دهلا فزيكي دا قرقرن تي مشاندن و جبروی کجی جبو که هنه که ام بنگه هاوی بزانوین دخوازم دیرو که دا چه قومیه چه بویه هنه که بوسا کرتاسی بیرم از ما بگو من مدرنیت های کپیتالیست با قارکتر و زینیت خواه آنتی سوسیالیسته و بریا به یکیر جی گلک قرقنن و آسیمیلاسیون رات نگرن veya ki bu kombuna şaristaniye mezun alıp ve o biçanda metingeriye bektiğine her vaha de çevusandın tekbirin o hırakırına kırkırına çanda embejin gelan o embejin çande maddi manevi lehemberi ve yekeş bu pergara kwe gerek yuhu ve jibili bi maske ku kartinine tev devlete o her vaha industrializme دولت نتوه دزینیت خدا نتوه پرست زایان پرست و هر وها دیندار و پوزیتیفه و وک بدن خبریه دولت آباد که دواره تارنگری و پرچکری و شهر درخستنی و تونکری در گلک هوه بگو من دمه که مجارد بکرد یک جگلی هری قدیم روشلاتا ناوین گلی کرده و لسر عدنگاریه وی سر دیروکا وی سر چانداوی gelek kırkırın hatına meşandın. Devlemendiye bin erdiği, ser erdiği bir tevahi istihadına istismar kırın. Jiberviye ki demokava en behsa jenosita çandi u kırkırını bikin, dibi en jenosita kırcı dur nekelin. Netev devletan da bin nabi çanda netevi de yek çiti, yani takı kesin ser civaka fers kiri. Ya ucbu berjevendiye ve dehman demada bir karaniye bir yekahani. بگمان به دروشمن یک آل، یک ولاد، یک دولت، یک نتو، یک چان، یک زمان دروشمای بیرنگی به آسیمیلاسیونیست ها خواه و یا فیزیکی به کارانی و او دست بکا امبیشن ست سالا دست بکا مروهایی دا دست بگیری و حتی نیبه دری حادیه بگمان جبو دبن نابه یکی نتوه دا لدشی جدایی آن فاشیسم به آپکانیه. دماغ مدریت های کابیتالیس همو وان خرابیه دیگه لهمبری و کجی مدریت های دموکراتیک به برخوردن آقای چاندی او تکوشی نه همون آزادی آقای هر تن دایه. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet döneminin başlangıcında 1921 anayasası vardır. 1921 anayasasında hem Alevilerin hem Kürtlerin kendisini yeni cumhuriyette ifade edeceğini, özellik, muhtariyet tanımı, Alevilere de inançlarını özgürce yaşayacakları bir vaatte bulunulmuştur. 21 Anayasası demokratiktir o anlamıyla. Ama her ne hikmetse cumhuriyet kurulduktan sonra, her ne hikmetse de bu çok bilinçli bir politikadır. O zamanki Atatürk önderliğindeki kurucu tereki kadrolarının takiye ile topluma kabul ettirdikleri işlerin bittikten sonra tırnaklarını geçirdikten sonra 1924 anayasasıyla da Türkiye'deki vatandaşlık tanımı Türklük ve İslam, Müslümanlık üzerine tanımlanmıştır. Yani bu ülkede vatandaşlık tanımı Türk olacaksın, Müslüman olacaksın. Bu tanımın dışında kalıyorsan artık payına düşen katliam ve soykırım ve tabii ki yoğun ağır asimilasyon. Biz Kürt Alevilerin özellikle kaderine çok yoğun bir şekilde bu düştü. Evet, Türkiye'de elbette ki şunu biliyoruz. Tüm Alevi sürekleri kendine yaşam alanı bulamadı. Asimilasyonda fazlasıyla nasiplendi. Bizler de onların en ağırını yaşayanlardınız. Neden Aleviler bu kadar katliama uğramak durumunda kaldılar diye baktığımızda Alevi inancına biraz bakmak lazım. Alevi inancı
varlığın birliğini, yani tüm evreni hak olarak gören, insanı da hakkın en mükemmel tecellisi, ürünen yüzü olarak tanımlayan bir inançtır. Ve ikrarlık, rızalık üzerine kurulu bütün yaşamsal kodları ikrarlık ve rızalık üzerinedir. Ve dar didarla da toplumsal ihtiyaçlarını, tüm toplumsal yaşamdaki her şeyin karşılığını orada bulduğu bir inançtır. Bugün biliyorsunuz çağımızda insanlar bir arayıştadır. Demokratik moderniteden, radikal demokrasiden söz edildiğinde onların arayışında ne vardır? Ekolojik bir dünya, kadın özgürlükçü bir yaşam, ezenin izinin olmadığı, bütün halkların, bütün inançların eşit ve özgür bir arada yaşadığı bir özlem. Birlikte üretelim, birlikte tüketelim dediğimiz bir sistem. İşte Aleviliğin içerisinde bunların hepsi mevcut. Onun içinde bu mevcudiyete ulus devletlerin ve bu toplumsal tahakkümü kendine yaşam biçim etmiş olan sistemlerin kıskacında hiç kurtulamıyorlar. Mutlaka ve mutlaka nerede görülürlerse, nerede varlarsa yok edilmek durumunda kalıyorlar. Çünkü bu yaşam biçimi, bu inanç ulus devlet anlayışına ters. Çünkü devletle ilişkisi pek yoktur. Devletle ilişkilenmeyen bir inançtır. 1924 Anayasası'ndan sonra bu tekçilik tanımının üzerine biliyorsunuz Şarkı Saat Planı'ndan arkadaşımız söz etti. Bunun en ilk maddesinin Koçgiri katliamıyla yine Aleviler ciddi olarak nasiplenmiştir. Ve biliyorsunuz Koçgiri katliamında muhtariyet talebi vardır. Yani bir kendini idare etme, kendi kendini yönetme talebi vardır. Çok ağır bastırılır. Arkasında Şeyh Said isyanı gelir. Ve Şeyh Said isyanından sonra Şarkıstahap planının ardından Dersim soykırımı. 1937-38 Dersim soykırımı. Dersim soykırımının asıl yapılış nedeni hem ulusal Kürt kimliği, aynı zamanda da buraların reahak coğrafyası, Alevi coğrafyası olması, bu yaşam biçiminin çıvan başı olarak nitelendirildiği ve buraların mutlaka ve mutlaka Türk yurdu olması konusundaki talepleri, beklentileri, istençleri sonucu Dersim soykırımı gerçekleşir. Dersim soykırımı